Ne yazık ki bu savaşlar yayılıyor. İnsanlar yaşamını yitiriyor. Hala da yitirmeye devam ediyor. Dolayısıyla burada Sayın Öcalan'ın oynayacağı rol ve misyon hem Türkiye açısından bildiğiniz gibi Kürt meselesinin çözümü noktasında tek aktördür. Dolayısıyla temel aktördür. Fikirleriyle sadece bugün Türkiye için değil, Orta Doğu coğrafyasına, dünyada ezilen bütün halklara umut olmuş bir liderden bahsediyoruz. Sayın Abdullah Öcalan söz konusu. Dolayısıyla geçmişi tekrarlamakla birbirini bugün Türkiye'ye de baktığımız zaman hükümet boyutunda da yapılan açıklamalarda sivil ölümlerinden bahsediliyor. Bunu kabul edemeyeceklerini söylüyorlar ama bunu söyleyenler Kuzeydoğu Suriye'de halkımızı, insanlarımızı, sivilleri, çocukları katledebiliyorlar. Su altı kaynaklarını yok edebiliyorlar, yaşam alanlarını yok edebiliyorlar. Bu çifte standart, bu anlayış bugüne kadar ülkeyi, yani Türkiye açısından ülkeyi tıkanma noktasına getirmiş durumda. Yani burada, buranın dışında gerçekleşen bir olay noktasında insan hakları havarisi kesilip Türkiye'de veya Kürdistan'ın tamamında Kürtlere yönelik sivil ayrımı yapmadan gerçekleşen katliamlarda da mazeretler bulan bir anlayışla çözüm olmaz. Çözüm yine söylüyoruz, Sayın Öcalan'ın fikirleridir. Sayın Öcalan'ın düşünceleridir, ideolojisidir, felsefesidir. Bu felsefe bugün Kuzeydoğu Suriye'de de yaşam bulmuş durumda ama bu durumda Sayın Öcalan'ın da fiziki özgürlüğünün rol ve misyonunu oynayabilmesi için fiziki özgürlüğünün gerçekleştirilmesi gerekiyor, gerçekleştirmek gerekiyor. Buna karşı farklı kesimlerin de susmaması, bunu dinlendirmesi gerekiyor. Tecridi derinleştirme, savaşı derinleştirmedir. Tecrit politikalarındaki ısrarın kendi anlayışını, kendi zihniyetini, kendi sistemini başkalarına dayatmanın sonuç vermediğini, netice vermediği yaygınlaşan savaş alanlarıyla bir kez daha ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla burada çözüme odaklanmak, Türkiye'nin Kürt meselesinin çözülmesiyle birlikte hem Orta Doğu coğrafyasında öncü bir ülke haline gelebileceği gelecek olan görüş, fikir ve paradigma da Sayın Öcalan'ın paradigması. Dolayısıyla özgürleşmesi gerekiyor. Bu rol ve misyonu oynayabilmesi için tecrite karşı sadece Kürtler veya kurumlarımız değil, Kürdistan değil, tüm boyutlarda tüm kesimlerin bu gerçekliği de göz önünde bulundurarak, hem Ukrayna hem İsrail durumunda göz önünde bulundurarak buna göre harekete geçmeleri gerekiyor.